Hepinizin hoşuna gideceği, hepinizin yarasını oldu ama çaktırmadığınız bir konuyla karşınızdayım. Cinsellik. Ya falan demiyorum, desem ayıp olur şimdi. Onun için cinsellik daha bilimsel olsun. Öyle değil mi? Ben öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Resme karşı çıkılmaz, ressama karşı çıkılır. Yani bir yerde bir resim yapılmış, resme sen niye böyle bir resim ya diyecek halin yok herhalde. Ressama bir şey, bunu niye böyle yaptın diyebilirsin. Yaratıcı tüm varlığı cinsellik üzerine kurmuş. Eğer cinselliğe karşıysan aslında cinselliğe karşı çıkmıyorsun, yaratıcıya karşı çıkıyorsun. Çünkü hadi diyelim ki ben art niyetliyim, ben kötü niyetliyim, cinsellik düşünüyorum. Bir kedi de mi kötü niyetli? Bir kuş da mı kötü niyetli? Bir aslan da mı kötü niyetli? Bir sivrisinek de mi, arı da mı kötü niyetli? Çiçekler de mi kötü niyetli? Yaratıcı bunu herkese koymuş. Annen baban cinsellik yaşadı ve sen oldun. Yani hücrelerine kadar bu var. Bizdeki problem ne? Bastırıyoruz bu duygularımızı. Ahlaksızlık görüyoruz. Ya kardeşim, Allah böyle istemiş. Nereye ahlaksızlık? Bunu bir konuşamadığımız için problemler çıkıyor zaten. Bu duygu bastırıyorsun, bastırıyorsun, bastırıyorsun. Bu bastırdığın duyguyu en yakın arkadaşına paylaşamadığın için olağanüstü sıkıntılar çıkıyor. Geçen haberleri duymuşsunuzdur. Bir yaşlı amca, 82 yaşındaki bir amca bir köpeğe yemiyorum. Şimdi ben orada amcaya çok kızamıyorum açıkçası. Kızabiliriz de. Kızamıyorum, onu fahiş edenlere, onu Türkiye'ye yayanlara daha fazla kızıyorum. Şimdi o amca cinsellikle alakalı problemi varsa bunu bir yakınıyla konuşsaydı bir köpekle işini halletmeye çalışır mıydı? Ama söyleyemiyor ki. En yakın arkadaşını bile açamıyor ki kendisini, aman ahlaksızlık, aman terbiyesizlik denecek diye. Ve sen onu çektin. Orada birisi fotoğrafını çekti. Tamam, anladım, çektin. Niye kardeşim her yere paylaşıyorsun? Paylaştın, hadi amcaya kötü gidiyorsun da bu amcanın çocuğu yok mu? Gelini yok mu? Torunu yok mu? Bu insanlar yarın sağda solda nasıl gezecekler? Bir, her yerde problem oluyor değil mi? Psikolojinde problem oluyor, şizofren hastası olabiliyorsun, böbreğinde sıkıntı olabiliyor, gözünde sıkıntı, dişinde sıkıntı olabiliyor. Bu amcanın böyle bir psikolojik rahatsızlığı olamaz mı? Böyle bir hastalığı olamaz mı? Bu hastalıktan dolayı bu insan piyasaya çıkamaz durumda. Ama bizde durum nasıl biliyor musunuz? Bizde kim ne yapıyorsa herkesin bilmesi lazım. Şimdi bir erkek bir kızla sevgili. Diyelim ki bir iki doktor sevgili oldular. Bunlar sevgili ise ve gizli gizli buluşup sevişiyorlarsa problem var. Halbuki ikisi de aklı başında insan değil mi? Diyelim ki ikisi de aklı başında. Diyelim ki ikisinin de aileleri biliyor ve bir problem yok. Herkes biliyor her şeyi. Ama bizim milletimiz diyor ki biz de bileceğiz. Gizli gizli yaparsanız ahlaksızsınız. Onun için düğün yapıyoruz. Oynayıp zıplıyoruz. Oh, akşama deprem var, akşama deprem var diye oynayıp zıplıyoruz, seviniyoruz. Ya zaten utanıyoruz millet olarak. Şimdi düne kadar gizli gizli buluşurken onları ahlaksız dediğin adam, şimdi el alemin haberi var ya bunların seviştiklerinden, artık ahlaklı insanlar. Ne kadar mantıklı bir şey değil mi? Mantıklı mı sizce bu? Ya ben aklı başında bir insanım. Karşımdaki aklı başında bir insan. Bizim görüşmemiz, buluşmamız, milletin haberi yoksa sıkıntı. Milletin haberi varsa tamam. Çünkü biz ne istiyoruz? Kim kime ne yapıyor? Biz de bilelim. Bildiğimiz zaman problem yok. Bilmediğimiz zaman problem var. Bakın arkadaşlar, cinselliği ben şöyle özetliyorum. Hani aşk çok önemli değil mi? Aşk çok değerli bir şey. Ama aşk cinsellikten oluşuyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Çamur. Çamur basit bir şey değil mi? Ya da bize basit gibi geliyor. Ama gül oradan çıkıyor. Senin sevdiğin bitkiler, çiçekler oradan çıkıyor. Çamur çok değersiz bir görünüyor ama sen oradan oldun. Aşk cinsellikten çıkıyor. Kömürü ne yapıyorsun evde, kömürü? Kömürü insanın görmediği yere koyuyorsun değil mi? İşte bir merdiven altına, bodruma koyuyorsun. İnsanın görmeyeceği yere koyuyorsun kömürü. Ama o kömür bir yerde 1000 yıl durduğunda elmasa dönüşüyor. Onu da boynuna asıyorsun. Evet, elmas güzel ama kömürden oluşuyor. Aşk güzel ama cinsellikten oluşuyor. Çıkış noktası orası. Öküz, öküz nedir öküz? Öküz nedir öküz? Genelde kızların bize dediği şey. Ya onu demiyorum, onu kastetmiyorum. Hani bir tosun var ya, ineğin erkeği var ya, onu ne yapıyoruz? Hadım ediyoruz. Yani şimdi tosunu hadım ediyorsun. Yani cinsellik yaşayamayan bir hayvan haline getiriyorsun. Bu öküz oluyor. Öküzü bir düşün, ne kadar çirkin. Ve bir şeyde rahatsız olduğun zaman bir sevmediğin bir şey gözüme öküz gibi dersin. O öküz tarlada takımda çalıştırsın diye hadım ediliyor. Diğer tarafta hadım edilmemiş tosun var. O ne?
Boğa. Ne kadar yakışıklı. Cinsellik yaşıyor, güzelleşiyor. Diğer cinsellik yaşamıyor, çirkinleşiyor. Sen de sağda solda bunun ahlaksız olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. Cinselliğe karşı çıkmak demek arkadaşlar, Allah'a karşı çıkmak demek. Resme karşı olamazsın, ressama karşı olabilirsin. Sevgiyle kalın, hatta aşk ile kalın. Cinsellikle kalın desem olmaz ki. Tutkuyla kalın. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.